Bir felicitasyon. Sayın Başkanım, değerli dostlar ve yoldaşlar. Önce ben de sözlerime hem Sayın Genel Sekreter Şantal'a ve Pavlina'ya Ankara'da EDOP toplantısında bizlere yapmış oldukları çok önemli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Sosyalist Enternasyonel'in prezidium toplantısında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Madrid toplantımızdan bu yana çok önemli gelişmeler yaşadık. Avrupa'nın bir ucu olan İngiltere'de İşçi Partisi, diğer ucu olan Türkiye'de partimizin aynı dünya görüşüne sahip iki parti olarak seçimlerden birinci çıkmış olmasını son derece önemsiyorum. Ancak Avrupa'nın ortasında Portekiz, Fransa, Almanya gibi ülkelerde aşırı sağ partilerin tarihi yükseklikte oylar almasına da şahit olduk. Buna rağmen Fransa'da doğru ittifak politikası sayesinde aşırı sağın iktidarının önüne geçilmiş olduğunu da kayda geçirmek isterim. Bu gelişmelerin yanında Avrupa'ya göç baskısının yükselmesiyle Schengen uygulamasının sıkılaştığını, göçmen karşıtı akımların ve şiddete varan olayların sayısının arttığını endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkedir ve bu çok ağır bir yük. Bu durum ülkemizde pek çok sıkıntıya yol açıyor. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sığınmacı düşmanlığı yapmadan, ancak sığınmacı yaratan yanlış politikalara karşı olduğumuzu ve bu konuda net bir tutum sergilediğimizi ifade etmek isterim. Avrupa farkına varmalı ki, Türkiye'yi sığınmacı sorunuyla baş başa bırakırsanız, toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda ileride daha büyük bir sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya kalırız ve bu Türkiye kadar Avrupa'nın da bir büyük sorunu haline gelir. Aşırı sağın yükselişi yaşam koşullarındaki kötüleşmelerden uzaklaştırarak yapay bir gündem çekiyor ve toplumsal kutuplaşmayı gitgide derinleştiriyor. Aynı anda hem sığınmacı sorunu ile hem de aşırı sağın istismarı ile mücadele görevi işte bu salonda vücut bulan bu büyük aileye aittir. Değerli yoldaşlarım, dünyadaki gelir adaletsizliği her geçen gün daha da derinleşmekte. En zengin %1'lik kesim dünya servetinin neredeyse yarısını elinde bulundururken milyarlarca insan yoksulluk ve açlık içindedir. Bu yalnızca bir ekonomik sorun değil, toplumsal ve küresel bir adaletsizliğin temelidir. Bizim gibi partilerin en önemli görevi neoliberal politikaların yarattığı adaletsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Biliyoruz ki küresel ölçekteki eşitsizlikler giderilmeden dünyaya barış ve huzur gelmeyecek. Kıymetli dostlarım, İsrail'in Filistin'e saldırıları neredeyse bir yıldır devam etmekte. Bugüne kadar Gazze'de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti. Üstelik bunun yarısından fazlası kadınlar ve çocuklar. Amerika'dan Filistin'e giderek protestolara katılan Türk ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi korumamıştır, koruyamamıştır. Çağrımız bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek, her bir Amerikan vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir. Sosyalist Enternasyonal ise sol sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır. Filistin'de katliamlara dünya yeterli tepki vermedi. Ancak bizi umutlandıran çok önemli gelişmeler var. İspanya'daki Filistin Büyükelçisi'nin göreve başlamasını, İrlanda, Belçika ve Filistin'in İsrail'i, Belçika'nın Filistin'i tanımasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni
Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım. Bu konuda Prezidium'a iki somut önerim var. Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonel'in Orta Doğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi de ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yana bırakıp somut tutum almak durumundayız. Değerli yoldaşlarım, Sosyalist Enternasyonel'in biraz önce Şevkili Şantal'ın ifade ettiği gibi EDEP komite toplantısını henüz Eylül ayının başında kurultayımız bünyesinde Ankara'da gerçekleştirdik. Küresel ve ulusal sorunlar için ilerici yanıtlar başlıklı toplantı sonucunda Ankara Deklarasyonu'nu yayınladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısını burada yapmaktadır. Ancak görüyoruz ki Birleşmiş Milletler ne sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebildi, ne küresel gelir dağılımında iyileşme sağlayabildi, ne de başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmaları da çözüp bulamadı. Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağ dışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarını doğru bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler'in daha etkin, daha demokratik ve daha adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği artık bir zorunluluk haline almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini hedefleyen tutumuna verdiğiniz desteği çok önemsiyorum. Bu anlamda Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında yayınlanan bildiriyle bu mücadelemize tam destek verilmesi bize Türkiye'de de güç kattı. Bu destek için ayrıca teşekkür etmek ve Avrupa Birliği hedefine kararlılıkla yürüdüğümüzü bir kez daha teyit etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlarken bir kez daha Şantal'a, Paulina'ya, Ankara'daki büyük dostlukları için EDOK komitesinin tamamına çok verimli bir toplantı için teşekkür ediyorum. Pedro'nun şahsında tüm komite üyelerini, prezidium üyelerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.